Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, merdivandan kayanlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Japonya hakkında doğru birinden yanlış bilgileri inceleyeceğiz. İnternette çok yaygın ya, Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da çok Japonya hakkında bilgiler var. Bilgiler ama onların kaynakları hiç veri değil. O yüzden ben tek tek bakacağım, gerçekten doğru mu yanlış mı? Bu Japon gözleri göreceğiz, bakacağız. Tamam, starto! Birinci olarak şu. Bir Japon inanışa göre araya uyuyorsanız, uyumak istediğiniz yerde değilsinizdir. Ya böyle inanışımız yok. Hangi dinden bahsediyor ya? Bizim Budizm, Şintoizm. Tabi ben Japonya'nın bütün inanışını bilmiyorum ama böyle bir şey duymadım. Hiç. Uydurulmuş ya. 200 binden fazla kişi görmüş. Yani inananlar vardır ama yanlış. İkinci, bakalım şu bayağı yaygın olmuştu. Ben çok gördüm bunu. Japonya'ya az lise mezunu olmayanlara oy kullanmıyor. Japonya hükümeti söyler. Şu ülke kendi yaşına tanımlı aşan bireyler toplum devleti söz sahibi. Yok böyle bir şey yok. Arkası tabii ki oy kullanabilir. Japonya'da 18 yaşı üstü oy kullanır. Zaten bu hak. Siyasi hakkı eşit olmalı. Böyle ayrımcılık olamaz. Japon hükümetinin sözler kırmızı çizgiyle çizmiş ya. Daha inandırıcı olsun diye ama tamamen uydurmuş. Ah! Şimdi bu videoya bakalım mı? Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz? A. İşe geç gitmek. Ayıp. B. İş yerinde uyuyakalmak. Ayıp. C. Hamilelere yer vermemek. Ayıp. D. Sıraya girmemek. Ayıp. Amca cevap vermiş. B demiş. Doğru diyor. Ya böyle bir şey yok. Tabii ki iş yerinde uyumak ayıptır. TV bile böyle bir şey yaymış ya. Aynı zamanda internette çok böyle var. Japonya'da böyle çok fazla. Mesela bir patron çalışanı uyurken gördüğünde çok şaşırdığını ona saygı duyuyor. Yok ayıptır. Japonya'da iş yerinde krallar çok sert. Uyuduğu görürse çok kızar patron. Va. Ama maalesef bu fotoğraf doğru. Milletvekil meclisi de uyumuş. Ayıptır. Doğduğunca buna bakar mısınız ya? Bu ırka biraz Japon nezaketi gerek diyor. Sık sık paylaşan bir şey. Videoda var. Anlıyor musunuz? Onlar oyunculuk yapmış, çekim yapmış, çok beri ve kadın Çince konuşuyor, tamam mı? Çince, Japonca değil. Ama Japon nezaketi diye paylaşıyorlar. İlginç. Beşinci, buna bakar mısınız? Japonya'da eşek, arı, kraker, ördükçü meşhur yani tüketilen bir yiyecektir. %81 protein. Yok be, meşhur değil. Tüketimi... Ya şöyle söyleyeyim, ben araştırdım, bu kraker varmış ama Japonya'nın bir bölgenin, küçük şehrin özel bir şey yani. Meşhur olsun, değişik olsun diye yapılan bir şey ya yani. Biz normalde böcek yemiyoruz, hiç yemiyor değil. Bir bölge, Japonya'nın Nagano diye bölgede yeniyormuş da ben hiç yenemedim. İşte böyle oldukça meşhur, normalde tüketilen bir şeydir diye yanlıştır. Bir de krakerin %81 protein olmaz zaten. Altıncı, buna bakar mısınız? Japonya'nın su içme terapisi diye Instagram'da çok gördüm. Sabahtan uyanmaz, dişine huyu çardıktan sonra 1 litre su içilir. Yok. 1 litre su çok. Bir bardak su içmek güzel diye bir şey duydum da yani bilmiyorum. Yedinci, buna bakar mısınız? Japonya'da bulunan anlamlı bir heykel. Eğitim her zaman ağır basar. Tamam, tema güzel. Ben araştırdım yine. Heykel Çin'de, tamam. Çin'de, Japonya'da yok. Yani ben dedim, görmemiştim Japonya'da böyle bir şey. Önemli, meşhur bir şey. Bir yerde gösterir dedim. Çin'deymiş ya. İlginç, her şey Japon diyorlar. Sekizinci, benzer işler. Japonya'da bulunan otopark tasarımı. Kaç tane boş yer var? Bu otopark Japonya'da değil, İngiltere'de bir BMW fabrikasının bir otoparkı. Japonya'da alakası yok. Araştırdım bunu da. Dokuzuncu, Japonya'da sigara içmeyen çalışanların 6 gün daha izin veriliyormuş. Böyle bir şey de yok. Yani bir şirket veya iki şirket böyle bir şey
haberde okudum var. Ama Japonya'da deyince bütün Japonya'da bu oranın yanlış anlaşılıyor. O yüzden ben sevmiyorum ya. Yani aşılı genellemek oluyor. Ya bu nedir ya? Japon çekirdeği yiyor. Biz çekirdek yemiyoruz. Çekirdek kıştır hamsterların yemler olarak satılıyor. Orta Doğu'ya gel, İran'da falan gördüğümde çok şaşırmıştım. Türkiye'de ya artık çok seviyorum. Yiyorum da Japonya'ya alakası yok. Japonlar çatlamaz ya. Bir tane de doğu bilgi göstereyim dedim. Bazen var yani. Bu lavabo tuvalette var. Mesela benim evimde de vardı. Yani tuvalet siz yapıyorsun ya, özel bir şey yaptıktan sonra ellerimizi böyle yıkıyorduk. Önemli olan internette gördüğünüz bilgiler araştırmanız lazım. Yoksa bayağı uyduruyor ya, Japon atasözüdür, inanıştır, bilmem nedir. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Abone olmayı da unutmayın. Instagram takip edin ya lütfen. Twitter'da da bunu yapıyorum. Japonya hakkında bilgileri teyit ediyorum. Teyit.jp diyorlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Honan.